İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Adli Tıp Enstitüsü'nün kurucusu. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum ama çok da içimizi burkan belki de konularda çalışıyor. Ve de hepsi ikisi de erkeklerle fazlaca haşır neşir oluyorlar. Efendim hoş geldiniz diyorum. Profesör Doktor Sevil Atasoy. İlk konuğum İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü. Değil mi efendim? Doğru söyledim. İzin verirseniz hemen hızla sizin bir kariyerinizden söz edeyim. Kimya eğitimi aldınız. Biyokimya uzmanı, doktoru, doçenti ve nihayetinde profesör oldunuz. 80-93 yılları arasında ikinci görevli Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimya Dairesi Başkanlığı yaptınız. 82 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Adli Tıp Enstitüsü'nün kuruluşunda yer aldınız. Son 15 yıldır enstitünün müdürlüğünü üstleniyorsunuz. Çok sayıda ulusal ve uluslararası meslek örgütünün üyesi olduğunuzu biliyorum. Avrupa Adli Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu üyesi. Akdeniz Adli Bilimler Akademisi şeref üyesi. Çok zor böyle. Bunların hepsini siz herhalde bir arada söylemiyorsunuzdur, değil mi? Tabii vaziyette söylüyorum. Çok, ve 2003 yani bu yıl yapılacak da yine Avrupa Adli Bilimler Akademisi'nin 3 yılda bir yapılan bir toplantısını sanıyorum Türkiye'ye getiriyorsunuz. Evet. Ve çok hoşuma gidecek başka bir şey söyleyeceğim. Her sabah uyandığınızda kendinizi motive etmek için bugün Türkiye'de ne değiştireceğim diye düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Herkese tavsiye edilir. Evet. Zor bir şey soru kendi kendine insanın söylemesi. Hoş geldiniz. Sayın Nurcan Akat ikinci konuğum. Medyadaki ilk çıkartmamız. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni efendim Sayın Akat. Aslında şaşıracaksınız ama Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısıydı. Çok enteresan bir renkler var hayatında. Aynı dönemde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciliğini sürdürüyordu. Görevinden istifa ederek bir süre bir sanat galerisinde yöneticilik de yaptı. Yani ısrarla sanatla olan ilişkisini sürdürmeye devam etti. Ama işte birileri herhalde kanına girdi. Bu gazetecilik böyle bir şey değil mi? Öyle maalesef. Girince de çıkmıyor. Girince çıkmıyor. Kokla derler. Siz de kokladınız ve ciğerlerinize işledi o evet. Mürekkep kokusu. Ardından Nokta Dergisi'nde ekonomi muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. Profesyonel meslek yaşamında farklı gruplarda istihbarat şefliği, temsilcilik, Ankara temsilciliğiydi değil mi? Haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve haber koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Şu anda genel yayın yönetmeni olarak, ilk kadın olarak medyada görev yapmakta. Efendim neden yani, şimdi niye bu rahatı bozdunuz, rahatınızı da böyle ilk ve tek olmakta? Gibi bir şeylere kalkışıyorsunuz. Yani rahatımız yoktu ki. Yani hiçbir zaman yok muydu? Yoktu. Yani rahat bir hayatımız vardı da zoru seçmedik. Biz mi bozduk diyorsunuz? Zoru seçmedik. Hep böyleydi. Memnun musunuz? Yani çok. Yani tek olmaktan memnun musunuz? Yok. Hiç. Yalnız mı hissediyorsunuz kendinizi? Türkiye için daha çok insan gerekir diye düşünüyorum. Benim kadar çok çalışan ve çok sizinle bu birlikte işi yapmaya çalışan. Yani Adli Tıp Enstitüsü gibi bu tür kuruluşlarda. Evet, çalışan yani bu sektörde hizmet veren insan sayısı kanaatimce çok az Türkiye için. Çok daha fazla olması gerekir. Çok güzel bir alandır. Tabii adli tıp deyip olayı sadece hekimlik gibi de görmemek gerekir. Adli bilimlerdir aslında yaptığımız yani forensic science. Ve hemen her meslek profesyonelinin de bir ucundan tutabileceği bir alandır. Özellikle kimyacılar, eczacılar, fizikçiler, elektrik, elektronik mühendisleri, inşaat mühendisleri gibi yani fen dallarından gelenler. Burada ama mutlaka da sosyal bilimler, evet, sosyal bilimlerden gelenler adli bilimler eğitimi aldıkları takdirde Türkiye'de gerçekten çok şey değişeceğine eminim. Peki bilmiyorlar mı bunu? Yani, hayır, yeterince bilinmiyor. Tam doğru yerdesiniz. Kariyer dünyası. Evet, yeterince programı bilinmiyor. Şimdi biz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak 1982'den bu tarafa adli bilimlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyoruz. Veriyorsunuz. Ve hemen her meslekten öğrenci alıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum ben size. Siz tepedeki kadınsınız o kurumda. Estağfurullah. Değilim. Olamaya çalışıyorum. Ama yani tepe yöneticisi olarak siz varsınız. Peki altta kadın varlığı var, çok hissediliyor var mu? Çok var. Çok var. Yeni kuşaklarda her zaman için çok var ama belli mesleklerin
kadınları çok. Mesela psikolog dediğiniz zaman onun içinde kadınlar çok ama savcılar, hakimler, avukatlar dediğim zaman onun içinde o öğrencilerin arasında kadın oranı çok daha düşük. Anladım. Veya onların yönetici pozisyonuna yükselmesi bu farklı dallarda eğitim aldıkları için biraz zayıflıyor mu? Şimdi tabii bu benim içinde bulunduğum alan aslında yöneticisiz bir alandır. Herkes kendi başına bir liderdir ve bulunduğu yerde çok fazla emek vermeye ve çok iyi düşünmeye mutlaka yönlendirmesi gereken insanlardır. Hı hı. Dolayısıyla burada liderlikten ziyade bireyin kendi başına sebep-sonuç ilişkilerini bilerek ve analitik düşünme yeteneği kazanaraktan bir iş yapmasını ama gerektiriyor. Ama her işte böyle değil midir? Sevim? Şimdi bu daha çok suç delillerinden sizi suçluya götüren bir hadise olduğu için yani daha farklı düşünmeye alışmanız gerekiyor. Hı. Burada ezber yoktur. Burada sadece geniş bir ufuk vardır ve çok yüksek bir motivasyon gerekir. Ve her olayda herhalde birbirinden hep farklıdır. Tamamen farklı. Yani hiç böyle tabii şablon ki, üzerinde. Tabii. Aslında evet. Sanıyorum Sayın Akad'ın durumu da hiç farklı değil, değil mi? Hiçbir gün bir diğerine benzemiyor. Benziyor mu? Benzemiyor. Bestecilik zaten böyle bir şey. 24 saatlik bir iş. Yani bir sonraki güne hiçbir şeyi bırakamazsınız. O ürün her gün sabah başlıyorsunuz ve akşam ürünü tamamlayıp teslim ediyorsunuz. Ertesi gün yeni bir ürün. Yeni bir iş. Bizim işimiz 24 saatlik. Dolayısıyla her gün yeni baştan başlıyoruz, yeni baştan bitiriyoruz. Bir böyle enerji depolamak. Kesinlikle. Sabah, sonra akşam. Artık haberler bayatlayınca, yani sizin için tabii bayatlıyor. Bayatlıyor, evet. Bazen öyle bir şey oluyor ki akşam üzeri saat 5'te 6'da olmuş olan bir şey. Mesela saat 10'da, 22 diyelim gece. Bayatlamış oluyor. Hadi onu değiştir. İlgilenmiyorsunuz siz. Bundan sonra ne var, nereye gidiyor diye. Öyle. Peki evet. Aynı soruyu sormak istiyorum. Yani ilk olmak tabii ki güzeldir. Hani kimse ilk olmak hoş. Ama tek olmak hoş mu? Tek olmak hoş değil tabii. Yani bu alan, bizim sektörümüz her nedense ben biraz da fazla ayıplıyorum aslında. Kadınlar için belli kariyerleri ancak 21. yüzyılda açılan bir sektör oldu. Çok ayıp. Yani medya, basın dediğiniz şey öncü alanlardan bir tanesi. Düşünün siz toplumda çok iç içesiniz. Onun aynasısınız. Onu belki motive eden etkili bir faktörsünüz. Fakat kendi içinizde belli bir kesime kapalısınız. Bu ilkler... Bu da kadınlar oluyor evet, galiba. Evet, bu da kadınlar oluyor. Yani o kadar erkek egemen örgütlenmiş bir sektör ki hiç kimsenin aklına kadınlara da belli alanları açalım diye gelmemiş. Yani bu çok tuhaf bir şey. Ben dolayısıyla ilk olmayı da çok ayıp buluyorum. Yani ilk olmayı herkes çok önemsiyor benim açımdan. Bakıyorum mucize gibi görünüyor. Fakat bir yandan da düşündüğümde diyorum ki bu böyle olmamalıydı. 21. yüzyıla kalmamalıydı. Çünkü herhalde Türk basınında bu zamana kadar gelmiş geçmiş genel yayın yönetmenliği yapabilecek tek kadın ben değilim. O kadar iyi kadın gazeteciler var, vardı. Ve onlara mutlaka ve mutlaka bu görevler açılmalıydı. Açılsaydı çok başarılı olacaklarına da inanıyorum. Ama o erkekler maalesef... Ne yapıyorlar o alanda, bu erkekler? O erkekler aralarına asla bir kadın almak istemiyorlar maalesef. Yani bu çok zor bir şey. Çok zor. Evvelden mesela bundan 12-13 sene öncesine kadar diyeyim. Hürriyet'i örnek vereyim mesela. Hürriyet'in yazı işleri odasının kapısına kadınlar yaklaşamıyormuş, kadın gazeteciler. Sonra tabii çok kadın oldu yazı işlerinde. Hürriyet o bakımdan çok büyük bir öncülük yaptı. Gerçekten bunu söylemek lazım. Dolayısıyla o kadar kapalı alanlar, kadınlar kendileri için böyle bir mevki düşünemiyorlar bile. Ama siz orada ilk yazı, kadın yazı işleri müdürü evet, oldunuz değil mi? Hürriyet'te evet. Benim ama ilkim galiba Ankara temsilciliğiyle oldu. Ankara temsilciliğim... O Güneş Gazetesi'ndeydi. Tabii biz birlikte çalışıyorduk. Evet. Öyle oldu ama ne kadar tuhaf. Yani böyle ilklik neresinden bakarsanız bakın son 20 yıldan söz ediyoruz. Ve son 20 yılda kadınlar için bu medyada, basında bahsettiğimiz mevkiler, statüler hep ilk. Yani bu inanılmaz geçen tatsız gün, bir durum. Geçen gün Sayın Başbakan'ın toplantısında sizi televizyondan izlerken şöyle bir uzunca bir masa vardı. İşte Başbakan Başkanlığı'nda bir toplantı, size bir bilgi veriliyordu. Bütün yayın yönetmenleri arada şöyle kamera geçerken bir tek siz vardınız kadın. Duruşunuz, oturuşunuz falan farklı. Tahmin ediyorum belli toplantılarda hep aynısı bu. Sizin de başınıza bu mu geliyor? Böyle çiçek öyle. Gibi. Estağfurullah. Çiçek olduğumu pek söyleyemem tabii de.
diken gibi olduğumu söylüyorum. Diken gibi, doğru. Çok yani doğru. Bunu kim söylüyor? Siz mi söylüyorsunuz? Ben erkekler söylüyorum. Mi söylüyor Yok, sizin ben, için? Ben kendim söylüyorum onu. Yani şimdi şu benim... dikeni biraz açalım. Nasıl bir diken bu? Onları eline mi batıyorsunuz? Şimdi tabii ben bir üniversite mensubuyum. Ama içinde bulunduğum dünya genellikle üniversite mensuplarının dünyası değil. Yani bu alanda üniversite yani, evet, yani bu alanda daha çok polisler, jandarmalar çalışıyor. Yani daha farklı bir dünyanın. Yani siz güvenlik güçleriyle çalışıyorsunuz. Tabii ki evet, güvenlik güçleri ve de suç delillerini toplayan ve onları inceleyen ve suçun oluşmasını önleyen kitlelerle beraber çalışıyorum ve daha fazla birlikte çalıştım. Yani daha fazla bir arada olduğum kitleler şu son birkaç yıldır hep Batı, yani Avrupa ve Amerika'daki polis ve askerle birlikte çalışıyorum. Burada eğitimci kimliğim biraz daha ağır basıyor. Oralarda daha fazla o işlerin nasıl yapılması icap ettiğine dair yönlendirici konumlardayım. Yani Batı'da daha farklı bir şapkam var. Türkiye'de başka bir şapkam var. Türkiye'deki, diken mi orada da? Şimdi Batı'da tabii kadın olarak, profesör olarak ve Türkiye'den gelerek yani böyle bir tahmin ediyorum üçlü. Sarışın olarak. Evet, yani ama bu üçü çok önemli. Yani kadın, üniversite hocası ve Türkiye. Her üçü de aslında tahammül edemedikleri üç parametre. Ciddi misiniz? Bir araya gelen bir şey var, bir olay var ve kendi iyilikleri için aslında uğraşıyor. Doğruları öğretmeye çalışıyor. Böyle yaparsanız daha iyi olacak diyor. Yani bir yerde yön vermeye çalışıyor. Yolu gösteriyor. Fakat hiç de hoşlanmadıkları üç tane unsuru yani bir arada taşıyor. Siz birbirinizin fikirlerine katılıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani biz program öncesinde herhangi bir şeyde bulunmadık ama görüşmedik ama tahammül dedi Sayın Atasoy. Bu kelimenin sizin için de bir anlamı var mı? Erkeklerin tahammülü. Tabii ki. Peki ne yapıyorlar diyeceğim. Ne yapıyorlar? Yani bir toplantıda ne oluyor? Ya da bir pozisyona geçerken, bir başka pozisyona terfi ederken işte o size önerili neler oluyor? Evet. Şimdi kadınlar mı daha fazla tabii, engel oluyor yani, yoksa erkekler mi? Onlar da var kesinlikle, çünkü. Kesinlikle benim kendi kariyerim açısından iki dünyayı birbirinden ayırmak zorundayım ben. Yani Türkiye'de bunlarla pek karşılaşmıyorum ben. Çok daha pozitif bir şeydeyim, durumda. Türk insanı ve Türk erkeği bence kadınların bir şey yapmasını, ben öyle görüyorum, bir şey yapmasını istiyor aslında. Yani hiç de o kadar onu reddetmek istemiyor. Ben aşağı yukarı bir 30 yıllık meslek hayatımın içerisinde çok miktarda erkek öğrencim oldu, erkek asistanım oldu, birlikte erkek öğretim üyeleriyle hep çalıştım. Benim üzerimdeki amirlerim de erkekti. Yani yine de böyle. Fakat onlardan inanın hiçbir zaman Batı'da gördüğüm gibi kadına tahammül edememek, yani kadın olduğu için tahammül edememek diye bir şeyle rastlaşmadım. Yani o zaman bir saptama mı yapmamız lazım? Bu evrensel bir sorun. Elbette. Yani ben şöyle yani diyebilirim o zaman. Yani Sevil Hanım'ın Türkiye yaptığı diye tanıma göre Türk basınındaki erkekler batılı. Olabilir. Çünkü onlar tahammül edemiyorlar. Tamam, onlar yani kadınlara tahammül edemiyor. Bakın bu fark da olabilir. Yani belki şeyin acaba unuttunuz sosyal mu geçmişte hani yaşadıklarınızı? Hayır, hiç erkeklerden ben Türkiye'de bir şey görmedim. Hiçbir zaman görmedim. Hayır, ama tabii ki bu benim hep şanslı aynı zamanda bir hoca olmam, yani bir öğretmen olmam durumundan da kaynaklanıyor. Yani Türkiye insanı öğretmen dendiği zaman bir kadın şeyi vardır zaten. Evet, yani bazı sektörlerde. Yani öğreten kadındır. Öğreten. Bakın, daha dün bir araştırmayı üstünden geçiyordum. Finans sektöründe, özellikle banka ve sigortacılıkta yapılan bir araştırma yarı yarıya kadın olduğunu gösteriyor çalışanlar. Ancak tepede kadın %4. Tahmin ediyorum medyaya baktığımızda da aynı şey. Yani kadın varlığı daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. %4 değil. Tepede hayır, zaten yok tepede ama kadının altta varlığı herhalde %50-50'dir değil mi? Evet, hatta biraz daha fazla da olabilir. Yani çok kadınlar çok fazla varlar alanda. Çünkü çok daha düşük ücretlere razı olabiliyorlar. Nedenlerinden bir tanesi. Evet, daha fazla çalışabiliyorlar.
daha fedakar olabiliyorlar. Ama bunlar eş, anne de oluyor. Bir süre sonra oluyorlar, evet. Ama yani neticede erkeklerden daha az ücrete razı oldukları bir gerçek. Dolayısıyla bizim sektörde, ben bir araştırma bilmiyorum, çalıştığım yerler itibariyle yapılmış bazı araştırmalar vardı. %50'nin birazcık üzerinde kadınlar lehine çıkabiliyor çalışanlar. Ama tabii yönetim kademelerinde çok çok azlar. Hemen çok şunu çok söyleyeyim. Az. Peki şimdi Türkiye'de dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi kadının varlığı aslında tepe noktada olmamak ya da şöyle ifade edeyim, karar veren pozisyonda. Evet. Belki bu daha doğru bir yaklaşım olabilir. Evet. Benimle paylaşır mısınız? Yani kadının çok olduğu sektörle karar noktasındaki kadının çok olması nasıl farklar yaratır? Bunu belki hem medya hem de izlediğiniz pek çok sektörden de izlenimleriniz ne olabilir? Şimdi özellikle medyada ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kadının karar verici pozisyonda masanın başındakilerden birisi olması, ille de en tepedeki nihai karar merci olmasa dahi o karar mekanizmasının içinde olmasının çok çok yumuşak, şefkatli ve doğru bakış açısı getireceğine inanıyorum. Çünkü biz toplumda olup biten olaylarla ilgiliyiz. Onlara karşı hoyratça demek istemiyorum, erkeklere de hoyrat demek istemiyorum ama daha duyarlı yaklaşmak durumundayız. Kadının detaycılığı var, kadının kılı kırk yarması var. Gibi. Ve kadının tabii çok büyük hassasiyetleri var, o empati özelliği var diyeyim. Yani bir haberi verdiğiniz zaman karşı tarafta yaratacağı etkiyi düşünebiliyor kadın, o anda hesap edebiliyor. Erkek mesela o haberi sadece en iyi, en güzel, en çarpıcı şekilde vermeyi düşünürken ne kadar çarpıcı olursa olsun bir kadın onun belki de tahrip edebileceğini düşünebiliyor. Yani ben çok bilirim erkeklerle bir arada çalışırken onları böyle eteklerinden çekiştirdiğimi. Peki kazanır mıydınız bu mücadeleyi? Bazılarında evet, yani yavaş yavaş kafa yapılarında bazı dönüşümler sağlayabiliyorsunuz. Mesela hemen o anda o olaya etki yapamasanız bile benzer bir olayda onlar da artık yavaş yavaş bakış açılarını değiştirmeye ve acaba karşı tarafta belli bir tepki yaratır mı diye düşünmeye başlıyorlar. Şu şey nasıl oluyor? 90-60-90 çok güzel kadınlar hep böyle şey birinci i̇şte onlar, sayfalar. Onlar başarısız oldunuz onlarda. Onlar gerçekten tiraj aldırıyor mu sizce? Hiç zannetmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Biz onları kaldırdık. Akşam gazetesine genel yayın yönetmeni olarak göreve başladığım ilk gün dedim ki arkadaşlarıma, yani bir gazetede çok çarpıcı değişiklikleri hemen yapamazsınız, okur tepki gösterir. Ama dedim ki her şeyi yavaş yavaş yapacağız ama hemen bugün yapmak istediğim bir şey var. Yıllardır mücadele ettiğim bir anlayış, dedim artık madem ben bu gazetede son söz söyleyen merciyim, o arka sayfa güzellerine artık bugün veda ediyoruz dedim. Çünkü o, yani hiçbir manası yok, orada mayolu bir kadın resmi. Altında haber yok. Haber olsun diye uydurulmuş laflar var. Onların hepsi yalan dolan. İşte şeylere bakıyorsunuz, sisteme ama bakıyorsunuz. Ama hayallerini kırıyorsunuz siz şimdi. Hayır, kimin hayallerini? Yani o tür hayaller, o hayaller, insanların bikinili kadın resmi görebileceği o kadar çok mecra var ki. Bunlar haber gazeteleri değil. Ha evet, yani yine bikinili kadın koyarsınız. Bir defiledir. Yani o bir haberdir. ne bileyim ben, bir Türk modacının çok çok enteresan bir defilesidir. Tabii ki orada mayolu kızlar vardır ve koyarsınız ama her gün oraya fix üst sütun 25 santim bir mayolu kadın koyacağım, onun da altında bir haber uyduracağım diye mesai harcamak, yani çok tuhaf bir şey. Ve akşam tabii tirajı çok arttı. Onları çıkarttım diye artmadı tabii. Ama onları oradan çıkarttığım için düşmedi. Onu demek istiyorum. Anlıyorum. Biz giderek tiraj aldık ve 50-60 bin tiraj eklendi. Sanıyorum siz şimdi bu programdan sonra epey de tepki alacaksınız. Gerçi kimler bunları erkekler... kimler bilmiyorum ki. Acaba erkekler tepki gösterirler mi diye düşünüyorum ama buyurun sizi de konuk edebiliriz diyeyim. Böyle bir söz hakkı da vermiş olayım. Efendim siz herhalde genç kızlar ben adli tıpta görev alayım diye yanıp tutuşmuyorlardı. Yok tutuşuyorlar. Ciddi misiniz? Evet. Ben şöyle bitirecektim cümlemi. Herhalde tutuşmuyorlar ama siz nasıl böyle bir şeye karar verdiniz? Yani gerçi aileden herhalde geliyor evet, biraz ama. Evet tabii ailenin bir büyük bir şeyi var ama şöyle tabii ki ben mesleğe girdiğimde. Çok mu başvuru alıyorsunuz? Çok şaşırdım şimdi böyle söyleyince. Evet, şimdi çok başvuruyoruz. Ama bakın bunun şöyle bir tabii gelişimini gözden geçirmek lazım. Ben mesleğe girdiğimde, daha doğrusu biyokimyacıyım ben. Biyokimyacı olarak adli tıpla ilgilenmeye başlamamın aslında
çok uzun bir geçmişi tıpla ilgilenmeye başlamamın aslında çok uzun bir geçmişi var. Ve bu geçmişi de hocaya borçluyum. Profesör Doktor Alaaddin Akçasu çok ünlü bir farmakoloji hocasıydı. Ve ben daha yeni asistan iken, işte 80'li yılların başı, 70'li yılların sonu ya da öyle oralarda, dedi ki yani Türkiye'de adli tıp yapman lazım çünkü çok büyük problemler var ve mutlaka bir faydan olur demişti. Nasıl bir faydanız oldu bir kadın şimdi, olarak ya da? Ben tabii ki kendi meslek alanımda kadın erkek çok büyük bir fark ettiğini zannetmiyorum. Mesela çok ciddi biçimde kadına yönelik şiddet konusunu ya da aile içi şiddet konusunu çalışan erkekler var enstitümüzde. Kadınlardan daha fazla duyarlıdırlar. Yani o kadar kadına yönelik suçlarda ya da cinsel suçlarda Türkiye'de bir şeyler değiştirmeye hakikaten kadından daha fazla duyarlı bir biçimde yaklaşan erkekler var. Bunları göz ardı etmemek gerekir. Hı hı. Yani böyle bir kategorizasyona kendi mesleğimle ilgili gidemem. Yok yok hayır. Hiçbir meslek için gitmiyoruz da yani erkekler tükaka, kadınlar çok iyi. Böyle bir yaklaşımımız yok. Kadınlar sayıca azlar. Şeye katılıyor musunuz? Yani daha duyarlı, biraz daha detaycı. Evet ama bu detay kadınlara özgü de bir özellik değil. Hiçbir şekilde ben çok miktarda kadın tanıdım. Hiçbir detay bilmeyen ve de beni delirten yani evet yani bunu da ben bütün kadınlar detaycıdır ve erkekler değildir diye kategorize edemiyorum. Yani aslında benim kanaatime göre kadın erkek diye bir şey olmamalı. Yani insan diye görebildiğimiz takdirde herkesi zaten problem kalmıyor. Yani erkeklerin kadınları da insan diye görmesini ve o şekilde bir iletişim kurmasını sağlamamız lazım. Olduğu zaman zaten bu program olmayacak. Böyle bir konumuz olmayacak. Çünkü artık ilk ve tekler olmayacak. Sizlerden çok olacak. Yok, ilk ve tekler kendi mesleklerinde yine ilk ve tek. Yani ille de kadın olmak şart değil ki ilk ve tek olmak için diye düşünüyorum ama ben. Ama işte az olunca haber oluyor biliyorsunuz. Hep haber olur yaptıklarımız. Sizin de yaptığınız muhakkak ki haber olur. Yani olur, olur. Şimdi biraz kariyer çizgilerinize dönmek istiyorum. Başlangıçta dedim ki opera, devlet opera ve balesi işte yani sanat. O herhalde öyle laf olsun diye yaptığınız bir şey değildi. Değil mi Sayın Akın? Çok keyifle yaptığım yani, bir şeydi. Çok keyifli. Herhalde biraz üstünde de durdunuz. Evet aşağı yukarı 6,5 yıl kadar sürdü. Fakat bilmiyorum işte gençlik zamanında insan sadece sanatla dolduramadım hayatımı diye düşünüyorum. Böyle ben hep öyle söylüyorum. Hayata karşı çok aç oluyor insan. Çok daha fazla şey yapmak istiyor. Neler yapmak istiyordunuz? Yani nedir daha bu açlık? Daha aktif olmak istiyordum. Zaten gazeteciliği seçmemin nedeni de bu. En sonunda döndüm dolaştım gazeteci oldum. O zamanlar olmak istiyor muydum bilmiyorum. Gazetecilik hedefi o sıralarda yoktu belki fakat bir daha aktif, hayata daha aktif yaşama arzusu vardı. Sanatçılık çok keyifli, insanın bütün hayatını aslında dolduran bir şey. Sanattan da kopmuş değilim, çok iyi bir dinleyici olarak hala devam ediyorum. Ama mesela yılda 3 ay tatil vardı. O yani hoşunuza gitmiyor muydu? Hayır, gitmiyordu. Nasıl ben yani, ne güzel böyle yılda. Bütün tatillerimi o dönemde yaptım, ondan sonra da bir daha kısmet olmadı. Çok küçük küçük tatillerle idare ediyorum 3-5 günlük o yıllardan sonra. Dolayısıyla o 3 ay mesela öğrenci gibi o 3 ayı boş geçirmek bana çok hayattan kopmak gibi geliyordu. Öyle söyleyeyim. Yani tam o sıralarda neler düşündüm şu anda hatırlayamıyorum. 24 saat çalışayım diyorsunuz. 24 saat değilse bile yani hiç olmazsa haftanın 5 günü. Dolu dolu olsun. Öyle herhalde öyle biraz enerjik yapım var. Belki de ondandır. Tam şimdi o sıralarda ne düşündüğümü hatırlamıyorum ama neticede biraz sıkıldığımı hatırlıyorum. Memnun musunuz verdiğiniz karardan? Çok memnunum. Çok memnunum. Hiç pişman olmadım. Keşke var mı? Keşke hiç olmadı. Hiç olmadı mı? Hiç olmadı. Sizin keşkeleriniz var mı? Tabii bunu zaman zaman ben düşünürüm çok. Yani keşkeler olur, oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Şöyle ki oluyor. Ben çok disiplinli bir insanım. Almış olduğum eğitim nedeniyle yani hangi işi verirseniz yaparım. Ve o işi iyi yapmaya çalışırım. Bu işin içinde kendimi bir tesadüf eseri buldum. Ve onu iyi yapmaya çalışıyorum. Ama bunu yapmasaydım da yapabileceğim çok
iş vardı. Sizinle yaptığımız röportajda program öncesi ödevimizi yaparken bana kalsa mimar ya da sanatçı olurdum dediniz. Tabii, evet. Hani çok ağır mesuliyeti olan bir iş. Annemin özel bir biyokimya laboratuvarı vardı. Okulu bitirdiğimde bu işin başına geçmek için uzmanlık belgesine ihtiyacım vardı. Babanız tabii adli tıp hocası Profesör Doktor Şemsi Gök. Adli tıbbın Türkiye'deki kurucularından biri. Yani biraz sizin kaderiniz sanki maalesef böyle çizilmiş değil yani mi? Yani kimyayı dahi seçerken okul olarak bir özel laboratuvarın ayakta kalması ve devam etmesi için ailede de başka çocuk olmadığından yani böyle bir eğitim aldım. Böyle yani bir çok eğitim determinant bir eğitim. Evet. Şimdi ama dediğim gibi yani kendi özgür seçimim olmamasına rağmen meslek seçimim dediğim gibi çok disiplinli bir insan olduğumdan madem ki buradayız o zaman iyi çalışacağız demişim. Seviyor musunuz işinizi? Seviyorum. Çok seviyorum. Yani yok, sevmeden çok yapılabilir mi? Hayır. Yapılamaz hayır, değil mi? Yapılamaz. Yani siz yani, çünkü... Yani şöyle yani bilmece çözmeyi sevmek gibi bir şey bu veya yeni bir şeyler yeni bir şeyler yapmayı istemek, riske girmek. Yani darılmayın ama işiniz çok sevimli değil. yok çok bana tabii çok sevimli geliyor. Ya çok hayır dramlar var sevimli var, değil derken. Var evet ama yani çok yardım yani edebiliyorsunuz. Bilmece derken hani böyle bir pazar günü oturup da gazetenin bilmece sayfasında bilmece çözmüyorsunuz. Tamam siz. Ama bakın onu çözenler var, çözmek istemeyenler var. Onlar muhakkak ki çok farklı insanlar. Yani bilmece çözmek isteyenler herhalde diğerlerinden biraz daha değişik daha bir mı insan. Değişik oluyorlar? Bizim alanımızda da mutlaka birine bir faydanız var. Yani doğruyu bulma yönünde sizin çok önemli bir katkınız var. Ve bunu eğer yapacak bilgiye sahipseniz, bunu yapmadığınız zaman vicdan azabı çekersiniz. Yani eğer siz gerçeği bulduracak bir şeye sahipseniz, bir bilginiz varsa, bir know-how'a sahipsiniz ve siz haklıyla haksızı, doğruyla yanlışı ayırt etmekte sisteme katkıda bulunmuyorsanız, bana göre bu çok büyük bir yanlış. Yanlış. Ve siz de böyle zamanlarda karşı ben çıkıyorsunuz ben, değil evet, mi? Evet tabii. Adalet Bakanlığı'nda görev yaparken değil mi? Evet. Galiba karşı çıktınız ne oldu? Ayrılmak zorunda kaldınız. Evet tabii ki yani benim orada bir 12-13 yıllık bir hizmetim var. Ama evinize gidip ağlamadınız galiba. Hayır bir enstitü kurduk. Bunun başka yolu yok. Yeni mutlaka yeni olması lazım dedik ve üniversitede bunun bir alternatifini kurduk bir yerde. Ve de dünyada tek olduğunu iddia ettiğim bir organizasyon var şu anda. Ne kadar sürdü bunun için ikna etmeniz çevrenizi? Yani çantanızı aldınız, çıktınız, gittiniz. Çıkarttılar. Çıkarttılar. Çıktınız, peki, gittiniz diye bir şey yok. Çıkarttılar. Çıkarttılar. Çıkarttılar sizi. Evet. Sonra? Çıkarttılar. Gidecek yerim vardı çünkü üniversite öğretim üyesiydim zaten her Anladım. Zaman için. Ve aslında... Bu benim için çok büyük bir de şans oldu. Yani bakar çıkartmış işte, olmaları evet. inanılmaz bir şans oldu. Ben geçen haftalardaki bir programınızı seyrettim. Orada bunun üzerinde devamlı duruyorlar. Yani diyorlar ki yani negatif bir olaydan bir artı yapmanız mümkün. Ben ona yürekten katılıyorum. Yani her zaman desteklenmek de insanı her zaman daha iyi bir yere veya daha farklı bir yere götürmüyor. Yani engellenmesi, yıpratılması, işte benim başıma gelen gibi bir hadise. Yani kamçılanmak. Bence kesinlikle yani siz onun üstesinden gelebilmeyi ve o problemi, o stresi aşabilmek için yeni bir şey üretmeye çalışıyorsunuz. Şöyle desem hani şeytan azapta olmayı seviyorsunuz. Evet. Anlaşıldı. Evet. Siz efendim sever misiniz böyle durumları? Ben de öyle. Sevil Hanım'ı dinlerken aslında... Bir yandan da geri sarıp kendi kariyerimi, mesleki hayatımda başıma gelenleri düşünüyorum. Beni de en çok kamçılayan işsiz kalma dönemim oldu. Yani biz de atıldık hayatımda bir zaten kez. Zaten medyada atılmayan yoktur değil mi? Üstelik tazminatsız olarak 17. maddeden hep beraber. Ben o sırada Ankara temsilcisiydim Güneş'in. Ben bütün yazı işleri kadrosu yani bütün muhabirler ve birlikte çalıştığım arkadaşlarım artı bütün matbaa işçilerimiz topyekun olduğu gibi 78 kişi 17. maddeden işten atıldık ve bayağı bir uzunca süre diyebilirim çünkü belli bir para birikimim de yoktu bana göre bana çok uzun gelen bir süre 4 ay kadar işsiz kaldım. O arada ama hiç... Ne yaptınız? Ağladığınız oldu mu? Ağlamadım ama en sonunda biraz moralim bozulmuştu. O 4. ayın sonunda nasıl olabilir? Yani nasıl olabilir? İnsan bir yanda da kendini yediremiyor. Çünkü iyi bir gazeteciyim diye düşünüyorum. İyi bir gazetecinin işsiz kalmaması gerektiğine inanıyorum. Yoksa yani başka bir şey değil. İyi bir gazeteciyi görmeleri lazım diye düşünüyorum. Ama işte o 4 ayın sonunda...
Sonra ne yaptınız? Sonra... Siz mi buldunuz, sizi mi buldular? Beni buldular ama ben de bulmak için epey girişimde bulundum. Öyle oturup da beni bulsunlar diye beklemedim. Hatta dedim ki böyle bir iki ay geçtikten sonra herhalde basın artık istemiyor beni ya da görmüyorlar. O sırada Ankara'daydım. İstanbul'dan Ankara'lar pek görülmez. Görmüyorlar. O zaman halkla ilişkiler yapabilirim. Başka ne yapabilirim? Halkla ilişkiler yapabilirim diye düşündüm. İstanbul'a geldim. Ne kadar halkla ilişkiler şirketi varsa hepsiyle tek tek kapılarını çaldım ve gittim. Evet, iş istedim. Sonra? Anlattım kendimi. Çünkü onlar da çok fazla tanımıyorlar. İstanbul'dan Ankara'ya gitmişim. Ve artık bütün girişimlerimi yaptığıma inandığım bir sırada ve basından artık teklif almayı düşünmediğim bir sırada Hürriyet'ten teklif geldi tekrar. Ve Hürriyet Gazetesi'ne evi taşıdım İstanbul'a. Haber müdür yardımcısı olarak başladım 1992 yılının Ocak ayında. Ondan sonra kademe ilerledi. Kademe. Bu yeni yani. Görev zaten çok yeni. Siz çok uzun süre Hürriyetli ama mesela olarak... kariyer olarak baktığınızda Ankara temsilciliğinden sonra başladığınız nokta çok daha geri bir pozisyon ama hiç önemli değil. Çünkü önemli olan mesleğinize geri dönmüşsünüz. Artık gerçekten iyi yaptığınıza inandığınız bir işin içindesiniz. Ve ondan sonra zaten onu iyi yapmaya başladıktan sonra... Biraz... Peki bu o kısmını bir lokma deşmek istiyorum. Yani o sırada işsiz olmasaydınız o pozisyon size geriye dönüş gibi gelir miydi? Yani yoksa... Aslında hayır. Yani kariyer olarak... Genelde gelmez. Ben tamamen dışarıdan bakan insanların bakışına göre söylüyorum. Kendi değerlendirmem hiçbir zaman bu değil. Ben her zaman muhabirlikte yapabilirim. Hiç önemli değil. Çünkü muhabirlikten başladım ve en önemsediğim yanı bu. Ama dışarıdan bakan insanlar bunu böyle yorumlamışlardır. Yoksa bu benim kendi yorumum hiç değil. Yani eğer işsiz kalmış olmasaydım o şekilde düşünmezdim. Hayır. Çünkü neticede Hürriyet gibi büyük bir gazeteye geliyorsunuz. Yani onlar çok önemli. İstanbul'a tekrar dönüyorsunuz. O zaman kariyerde insanların farklı bakması gereken noktalar var. Yani bence de. Böyle bence şablonlara de. Kapılmamak Asla. Lazım. Bence umut da aşılıyor. Çünkü çok sayıda da işsiz gazeteci Gayet arkadaşımız yani. Var. Değişik noktalardan belki değerlendirme söz konusu olabilir. Tabii ki her alanda eğer bir gazeteciyseniz her şeyi yapabilirsiniz gazeteyle ilgili. Peki siz şimdi İstanbul'dasınız, yöneticisiniz. Evet. Ankara'yı görmemezlik ediyor musunuz? Hiç etmiyorum. Peki siz şimdi yöneticisiniz, tepe yöneticisi, çok sayıda da daha önce işte arkadaşımız işsiz kaldı. Evet. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nasıl olacak bundan böyle? Yani sanıyorum böyle bir karar alınan bir dönemde değildik. Ama olur ya, olabilir, şartlar değişebilir. Nelere dikkat, yani belki oradaki kadın yayın yönetmenini biraz anlatabilirsiniz. Ne olabilir, neye bakılabilir? İşe alırken mi? Yani tam işten çıkartılırken. İşten çıkartılırken. Çok zor kararların olduğu şimdi şeyler çok, ve basında çok acı olaylar da tabii ki yaşandı. Şimdi tabii ki arzu edilen ideale yakın bir kadroyla çalışıp mümkünse kimseyi işsiz güçsüz bırakmamak. Şimdi benim tek bir kıstasım var. Her zaman da öyle oldu. Ben ilk defa bu tepe yöneticisi olduğum için adam çıkarma pozisyonuna gelmiş değilim. Çeşitli dönemlerde bana bağlı insanlar oldu ve bazı insanları maalesef işten çıkarmak durumunda kaldım. Bunu önerdim. Çünkü neticede siz bir iş yapıyorsunuz ve sizinle beraber aynı biçimde koşması gerekiyor insanlar. Bu hep beraber yapılabilecek bir iş. Yani sabahtan akşama kadar tek başınıza bir iş yapamazsınız. Ben orada yöneticiyim. Benim altımda müdürlerim var. Müdürlerimin altında yardımcıları var, muhabirlerimiz var. Hep beraber belli bir amaca şu anda işte bulunduğumuz akşam gazetesini daha iyi tirajlara, daha iyi bir gazete olmaya koşturuyoruz. Şimdi hep beraber yola çıktık. Onlar benim. Birlikte yola çıktım arkadaşlarım. Evet. Ekip arkadaşlarım. Şimdi burada bazıları bizle birlikte koşmayı reddederlerse. Yani burada önemli olan o. Performans yani, diyoruz. Performansa mesela hata yapabilirler. Şunu söyleyeyim. Ben hataları her zaman bağışlayabilirim ama yalan söylememeliler. Bilerek göz göre göre başka insanlar koşuştururken tembellik yapmamalılar. Diğer arkadaşlarının sırtından geçinmemeliler. Yani bunlar benim kıstaslarım. Gerçekten orada birlikte koşamayan ama mesela herkes kadar iyi koşamıyordur da ama koşmak istiyordur. O da kalır. Onun o kendi performansına göre bir iş yaratırsınız. Burada önemli olan koşma isteği, iyi niyet, bir şeyler yapmak istemek. Ama bazı insanlar vardır ki her sektörde vardır. Ya onlar işin ucunu hem tutmak istemezler hem sorun çıkartırlar. Yani eğer böyle insanlar varsa onlar ama mesela toplu halde işten çıkarmalar bunlar bana çok vahşice görünüyor.
O zaman o kadar çok sayıda adam alıp şişirmeyeceksiniz. O zaman belki biraz daha farklı bir yönetim yapısından da, hani bunun kadın ve erkeği yok aslında ama bu böyle bir yönetim. Yok yani. Böyle bir şeyden söz edebiliyoruz. Siz nasıl bir yöneticisiniz? Şimdi tabii benim bakış açım çok başka. Şimdi bana göre sizler istediğiniz zaman bir insanın yerini değiştirmek ya da işten çıkartmak gibi elinizde bir olanağınız var. Sizin yok mu öyle bir olanağınız? Böyle bir olanağım yok. Ben elimdeki bütün malzemeyi en iyi şekilde kullanmak zorundayım. Başka türlü bir yöneticilik biçimi tabii bu. Çünkü işte üniversitelerde ya da 657 sayılı devlet kanununa tabi olarak çalışılan organizasyonlarda henüz batıdaki anlamda bir yönetim yok. Yani performansa dayalı herhangi Öyle bir şey yok. O nedenle siz elinizdeki malzemeden azami istifade etmek zorundasınız. Peki süremiz yavaş yavaş dolmakta, farkındayım ama benim hep merak ettiğim ve çok batılı yayın organlarında da okuduğum kadına yine ait bir şey vardır. Kadınlar tepe yönetimine yavaş yavaş çıktıklarında ya da işte çok zorlandıklarında erkeksi bir takım tiplemeleri ya da uygulamaları benimser idiler. Hala böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yani yeni kadın yönetici tipi nasıl olmalı ya da nedir, ne olmalıdır? Erkek gibi kadın mı olmalıdır yoksa kadın gibi yönetici olunabilir mi? Yani kadın gibiden kastınız nedir? Kendine özgü, yani herhangi bir eğer o güne kadarki alışılagelmiş tiplemeler hep erkeklere aitse, çünkü sayı olarak fazlalar. Anlıyorum ama bakın bugün erkekler kuaföre gidiyor, manikür yaptırıyor, efendim saçını boyatıyor, yüzüne şey sürüyor, maske sürüyor, şeye gidiyor, saunaya gidiyor veyahut da işte suni biçimde ultraviyole ışığın altında yanıyor. Yani erkekler en az kadınlar kadar kendilerine bakmaktalar. Evet. Şimdi demek ki o artık eski erkekler kalmadı zaten. Hele herhalde İstanbul'da, hele sizin dünyanızdaki erkekler bilhassa bence kendilerine çok bakıyorlar. Evet. Siz ne diyorsunuz? Evet, sevgili abla, katılıyorum. Yani enteresan söyledikleri ama tabii ki şu hata var. Bizim alanımızda da var, basın dünyasında. Yani yükselirken birazcık erkeksileşmek, çünkü başka türlü başa çıkamazsınız gibi görünüyor. İşte hot yapacaksınız, otel insanları birazcık böyle yıldırarak çalışmış. Hot erkekler birazcık böyle çalışmışlar bu alanda. Halbuki değil, ben şahsen kendi adıma söyleyebilirim. Ben en ufak bir şekilde hiç erkekleşmedim. Hiç buna gerek de duymadım. Onların jargonunu benimsemek zorunda da hissetmedim kendimi. Yani ben onların yanında nasılsam kendim, bir gazeteci olarak, söylediğiniz çok doğru aslında, bir gazeteci olarak kadın olduğumu düşünmeden, onların erkek olduğunu ayırt etmeden, onlar benim kadın olduğumu her zaman algıladılar, o ayrı mesele, ama ben onların farklı olduğunu düşünmeden bir gazeteci olarak nasılsam öyle davrandım. Ve dolayısıyla bu geldiğim noktaya kadar 20 sene önce nasıldıysam o şekilde geldim. Tecrübem arttı, o kadar. Yani bir şey değişmedi. Onların dillerini benimsemem, onların dilleriyle konuşmam gerekmedi. Ki çok zor. Ben hep erkeklerle bir arada bir başka kadın olmaksızın yaşadım. Yani erkek şakaları var. İlk başlarda tam ben odaya giriyorum, şakalaşıyorlar, pat susuyorlar. Şimdi ben rahatsız oluyorum, hadi siz şakanızı yapın diyorum, dışarı çıkıyorum. Böyle bir tuhaf şeyler yaşadık o geçiş dönemlerinde. Ama onlar da alıştılar neticede değil mi? Neticede onlar yani, da evet, yani bir orta yol bulduk beraber. Güzel bir şey oluyor değil çok mi? Böyle oldu. Hep herkesin bir arada olduğu çok ortamlar iyi. Herhalde. Şart bence, şart mutlaka yani. Yoksa aksi takdirde işte çok erkek dünyası, o gazeteye de o şekilde yansıyor. Bilmiyorum işte televizyon programına da o şekilde yansıyor. Birlikte yaşadığınız, konuştuğunuz anda ondan sonra iş çok kolaylaşıyor. Yani biz bir orta yol bulduk. Evet. Ve ondan sonra çok rahatladık hakikaten. O ortak dili oluşturduktan sonra çok rahatladık. Şimdi sanabilirler ki böyle suni bir kadın ve erkek ayırımı yapıyoruz. Yok. Aslında değil. Fakat tepe noktalarda, karar verici noktalarda kadın yok. Siz bugünkü deneyimlerinizle, ama geliyorlar. Yani böyle de bir gerçek var. Yani yarışa kadınlar biraz daha geç başladılar. Sayıca tabii daha ki azlar.
değişik engeller de var. Evet. Onları da yatsıyamayız. Evet. Onu da kabul etmemiz lazım. Her ikinizden de bazı öneriler almak istiyorum. Böylece kapamak istiyorum programı. Neler söylersiniz? Neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizden biraz onlar da yararlansınlar. Şimdi evlendiğiniz takdirde eşinizin desteği Türkiye için olmazsa olmaz bir durum. Yani ne yazık ki Türkiye'de kadın eğer eşinin desteği olmadığı takdirde hiçbir şekilde hiçbir pozisyona gelip de yükselmesi mümkün olmaz. Mümkün maalesef diyorsunuz. Çok sayıda yetiştirdiğimiz insan evlendiği için veya çocuk sahibi olduğu için işi bırakmak zorunda kalmıştır ve çalışmamıştır. Yani bu çok üzücü bir durum. Eşlerini seçerken diye tavsiye etmeye çalışıyorum ben. Gerçekten kendilerine destek olacak ve omuz verecek insanları seçmeye çalışsınlar. Aynen. Eğer kariyerde bir yere varmak istiyorlarsa. Eşi de iş kadar seçerek... Yani eş daha önemli. Önce eşini doğru dürüst seçmesi lazım. Yani rakip gibi görmeyecek. Onun yükselmesinden aynen. gocunmayacak. Çünkü olabilir tabii ki. Doğrudur. Ve hakikaten onun kendi yükselmesinin ona bir artı değer kattığını da anlayacak bir erkeği bulup ondan sonra yola çıksınlar diyorum ben. İnşallah. Siz ne dersiniz? Kesinlikle Sevil Hanım bu önerisine çok katılıyorum. Gerçekten özellikle bizim alanımızda yine basında bizim saatimiz yok. Yok. Yani evet. Günün her saatinde bir muhabiri her türlü işe yollayabilirsiniz. Buna tahammül etmesi, kadınların belki daha kolay, erkeklerle, erkek muhabirlerle evli olan kadınların buna dayanması daha kolay. Onlar daha rahat kabul edebiliyorlar. Fakat erkeklerin kabul etmesi çok güç. Dolayısıyla o eş seçimi herhalde zaten genellikle de meslektaş evlilikleri bizim sektörümüzde çok yaygın. Ancak gazeteciler birbirlerini anlayabiliyorlar o ağır çalışma koşullarını. Onun dışında ben asla yılmamalarını tavsiye etmek isterim. Çok kırıcı şeylerle karşılaşılabilir. Kadınlarda bir hassasiyet oluyor, biraz ağlayabiliyorlar. Asla ağlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür şeyleri zaaf olarak değerlendiriyor iş hayatı. Evet. Dolayısıyla onları insanlar evlerinde belki yaşayabilirler ama hiç kırılmadan üzerine daima üzerine gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mücadele. Her yerde evet mücadele mutlaka yani bu mücadele etmeyi göze almışsanız o konuda kararlıysanız kesinlikle kazanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Ama izin verin bizi şu saate kadar izleyen erkeklere de teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşleri rahatlıkla ve umuyorum ki yüzünüzde tebessümle izlediniz, dinlediniz. Bazıları yenilir yutulur gibi değildi ama yaşanan gerçeklerdi. Bir arada olmak çok güzel. Yani kadının ve erkeğin hep bir arada olduğu ama tepelerde olduğu, yani bunların da tepelerde daha fazla yaşandığı ortamlar, bu bir ayrım programı değildi. Biz ilk ve tek iki kadını bir araya, özellikle çok maskülen, erkeklere özgü iki alanda görev yapan iki kadını bulmuşken bir araya getirmek fırsatını kaçırmak istemedik. Deneyimlerini sizlerle paylaşmalarını istedik. Efendim mücadele aslında her ikisinin de söylediği tek şey, yılmadan, bıkmadan, sabırla kendimizi geliştirerek mücadele edeceğiz. Ve var olacağız tabii ki. Kadın da erkek de hep bir arada. İyi akşamlar dilemek istiyorum ama kariyerlerinizde başarılar diye de noktalamam gerekiyor. Kariyer Dünyası haftaya farklı bir konu, yine farklı konuklarla sizlerle birlikte olacak. Sakın bizden ayrılmayın.